Merhaba arkadaşlar, akarsular ve kartik şekiller gerçekten dış kuvvetlerde en önemli kısım. Gelin bugün öğreneceklerimizi bir kez daha tekrar edelim. Bugün akarsuları ve yeraltı sularını yani dış kuvvetlerdeki kartik şekilleri beraber pekiştireceğiz. Peki dış kuvvetler neydi? Yani şöyle düşünün. Şurası yeryüzü, depremlerle böyle sarsılıyordu, dağlar oluşuyordu, orojenezle iç kuvvetler sonrasında. Sonra dış kuvvetler yani güneş, akarsular, dalgalar bunlar bir şekilde yeryüzünü şekillendiriyordu. Şimdi biz bugün akarsuları ve yeraltı sularının olduğu kartik şekilleri göreceğiz. Dış kuvvetler enerjilerini güneşten alır ve yer şekillerini aşındırarak yok edip araziyi düzleştiriyorlar. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. İlk başta şöyle bir resimle başlamak istiyorum. Şöyle düşünün, şurada bir dağımız var, tamam mı? Şöyle bir dağımız var. Hop, şuraya çizdim. Şurada bir başka bir dağ çizdim. Şurası kıyı çizgisi olsun. Şurası kıyı çizgisi olsun, tamam mı? Şu mavi ile taradığım alanlar, şöyle bakın, mavi mavi çizim alanlar deniz olmuş oluyor dolayısıyla. Şurası 0 metre kıyı çizgisi. Kıyı çizgisi. Yani burada akarsudan çıkan, dağdan çıkan su böyle gelecek. Buralarda kıvrılacak. Niye orada dümdüz aktı? Çünkü orada yüksekten aşağı indiği için hiç kıvrılmıyor. Hızlıca aşağı iniyor. Buralarda kıvrılacak ve burada dökülecek. Şimdi burada aynı şey olacak. Başka bir akarsu çiziyorum. Bu da böyle dümdüz aşağı inecek. Sonra burada düzlüğe gelince kıvrılacak ve bu da denize dökülecek. Burada şunu bilmemiz lazım. Bu akarsuların çıktığı yer, ilk başta çıktığı yere biz kaynak diyeceğiz. Denize döküldüğü yere ağız diyeceğiz. Aktığı bu yatağa yatak diyeceğiz. Bu bölgeye akarsuyun havzası diyeceğiz. Burası başka bir akarsu havzası. Bu ikisini ayıran çizgiye, doğal çizgiye su bölümü çizgisi diyeceğiz. Yani bu tarafa geçemiyor, bu da bu tarafa geçemiyor ya. O su bölümü çizgisi olacak. Bazen böyle akarsu yan dallarla beslenecek. Bazen yan dallardan kimisi mevsimlik olacak. Yani sürekli değil de geçici olarak akacak. Bazen akmayacak. Burada şunu bilmemiz lazım. Kaynağa yakın kısmına yukarı çığır diyeceğiz. Kaynağa değil de ağza yakın kısmına aşağı çığır diyeceğiz. Ve aynı zamanda akarsuyun eğimli yerden hızlıca aktığını, eğimsiz olan yerde yavaş aktığını, hatta böyle menderesler çizdiğini de bilmemiz gerekecek. Gelin isterseniz bunların hepsini beraber terimler üzerinden gösterelim. Akarsuyun doğduğu yere biz kaynak diyoruz. Yani şurada çıktığı, en başta çıktığı yer kaynak olmuş oluyor. Döküldüğü yere ağız diyoruz adilik. Su topladığı arazi havza, burası havza olmuş oldu. Komşu havza ayıran sınır da su bölümü çizgisi. Burada başka bir akarsu vardı. Burası su bölümü çizgisi oldu. Dibi akarsuyun herhangi bir kesinden bir saniye geçen su miktarı. Yani akarsu böyle gidiyor ya, hop diye burayı durdurdun. Yani şöyle düşünün, bir musluk var, tamam mı? Musluk akıyor böyle. Su musluğu çizmeye çalışıyorum ama çizemedim gördüğünüz. Su böyle damlıyor, tamam mı? Açtım musluğu. Bu sırada buradan geçen su miktarı, hızlıca akarken geçen su miktarı bize tam anlamıyla neyi verecek? Debiyi verecek. O zaman akarsu burada aşağı doğru indiği için hızlı akacak. Burada yavaş akacak. Çok yağmur yağdığında hızlı akacak. Az yağmur yağdığında yavaş akacak. Demek ki debiyi etkileyen, yani akımı etkileyen çok önemli faktörler var. Yağış etkileyecek veyahut da akarsuyun aktığı yatağın eğim etkileyecek. Akarsu rejimi ise akarsuyun akımında yıl içinde meydana gelen değişimler. Yani şöyle düşünün. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık diyelim. 12 tane ay var. Şimdi bazı akarsuların rejimi böyle ve böyle oluyor. Bu ne çizdiniz hocam siz? Bak, Ocak'ta fazla, Şubat'ta azalıyor, Mart'ta, Nisan, Haziran'da iyice azaldı. Sonra tekrar, demek ki kışın burada ne var? Kışın yağmur yağıyor, o yüzden de akarsu coşuyor diyebiliriz. Bu mesela Akdeniz için geçerli olabilir. Ama mesela İç Anadolu'yu çizeceğim, bakın şok olacaksınız İç Anadolu'da. İç Anadolu'da yine şurası 1. ay olsun, şurası 6. ay olsun, şurası 12. ay olsun. İç Anadolu'da ise kışın böyle normalken Şubat, Mart, Nisan'da artıyor, sonra buralarda düşüyor ve böyle gidiyor. Peki burada niye böyle oldu hocam? Neden Şubat, Mart, Nisan'da arttı? Bir, burada Nisan yağışlarıyla beslendi. İkincisi, kar erimeleriyle beslendi diyeceğiz arkadaşlar. O zaman akarsuyun rejimi bu ikisine düzensiz. Ama akarsu eğer şöyle akıyorsa, mesela ekvatoral bölgedeki gibi böyle düzenli akıyorsa, sadece 21 Mart, 23 Eylül tarihlerinde biraz artabilir ama genelde hep akıyorsa burası düzenli rejimli akarsu olacak. Ve akarsu rejimi ister istemez yağış rejimi hakkında da birazcık bilgi verecek. Akarsu havzalarının genişliği o bölgedeki iklim koşullarına, yer şekillerine ve arazinin kayaç yapısına da bağlı. Yani şu akarsu, az önce çizdiğimiz akarsu, eğer kurak bir bölgedeyse böyle zayıf olacak. Ama yağışlı bölgedeyse durumlar değişecek. Kayaç yapısı etkileyecek. Dünyada havzası en geniş olan akarsuyu Amazon Nehri olmasında yağışların çok olması etkili. Yani dünyada neresi olduğunu gösterelim şöyle dünyada. Hatta şöyle gösterelim bakın.
Şöyle bir Amerika çizelim şuraya. Şöyle Güney Amerika çizelim. Şöyle Afrika çizelim. Tamam mı? Şöyle Avrupa çizelim. Şöyle Avrupa'yı hızlı çiziyorum, kusura bakmayın. Şöyle Hindistan, Hindistan. Şuralar. Avustralya, Madagaskar. Bakın tam şuradan ekvator geçiyor arkadaşlar. Tam buradan ekvator geçiyor dedik ya. Bu ekvatorun geçtiği yerde burada bir Amazon nehri var. Burada da bir Kongo nehri var. Şurada Fırat ve Dicle, Basra Körfezi'ne dökülen. Şurada Nil nehri var. Bu Amazon nehri ve Kongo nehrinin bulunduğu yer dünyada ekvatoral iklim olduğu için çok fazla yağış alan yerler. Dolayısıyla buralarda havzalar geniş. Ülkemizde Fırat havzası en geniş olan akarsu. Niye? En büyük akarsu. Bu durumda yer şekillerinin engebeli olmasından kaynaklanıyor. Eğer akarsu, yani şurada dedik ki şuraya havza dedik. Tamam mı? Buraya havza dedik. Eğer akarsu, burası deniz olsun. Eğer akarsu suyunu denize ulaştırabilirse açık havza oluyor. Denize ulaştıramazsa kapalı havza oluyor. Şimdi bunların ikisi de denize ulaştırabildiği için, yani ikisinin de ağzı denize döküldüğü için bunlara biz açık havza diyebiliriz. Fakat kapalı havza nasıl oluyor? Onu da söyleyeyim. Bak, kapalı havza nasıl olduğunu söyleyeyim ki aklınızda bulunsun. Şöyle, şimdi eğer akarsu göle dökülüyorsa kapalı havza oluyor. Neden biliyor musunuz? Bakın şöyle düşünün. Şurayı şöyle çizelim. Hatta kahverengi çizelim ki daha net aklınızda kalsın. Şurada bir göl var, tamam mı? Şurada da bir dağ var. Şurada başka bir dağ var. Şurada deniz olsun. Tamam mı? Şöyle deniz ve gidiyor. Şimdi şurası denizin olduğu yeri çiziyorum. Şurası denizin derinlikleri. Tamam mı arkadaşlar? Şurada bir gemi var. Burası göl olduğu için burada gemi falan yok ya. Burası küçük bir yer. Şimdi akarsu, birinci akarsu bu kaynaktan çıktı. Diğer akarsu bu kaynaktan çıktı. Bu akarsu kaynaktan çıktı, böyle akıyor, 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 akıyor. Yatağında akıyor, havzasında akıyor. Ve bu akarsu suyunu göle ulaştırdı. Aa, bu kapalı havza. Bu akarsu ise kaynağından çıktı. Aşağı doğru indi, 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 gezdi, 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 gezdi. Ve denize ulaştırdı. Şimdi bu açık havza. Buna niye açık havza diyoruz biliyor musunuz? Bu denize döküldükten sonra artık sonsuzluğa ulaşıyor. Denizlerden okyanuslara ve tamamen açık. Hepsi birbirine karışabilir. Yani sen bu kaynaktan çıkan bir balık olsan akarsuyun içine akaraktan Akdeniz'e, Akdeniz'den Cebeli Tarık'tan Atlas Okyanusu'na, oradan bir hepsine geçebiliriz. Ama gölün içine düştün, kapalı. Kaldık, yapacak bir şey yok dememiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi açık ve kapalı havzayı da anladık. Eğer denize ulaşıyorsa ve okyanusa ulaştırıyorsa açık, ulaşmıyorsa kapalı. Bir de denge profili dediğimiz bir şey var. O da şu. Şimdi burada bakın şu akarsu buradan akıyor ya, akarken ister istemez aşındırma yapacak. Yani en başta çizdiğim şekli bir kez daha göstermek istiyorum. Şimdi burada akarsu böyle dümdüz akmıştı hatırlarsanız. Burada ise kıvrılmıştı. Burada dümdüz akmasının sebebi ne? Eğimli bir araziden akıyor. Eğimli bir araziden aktığı için bu eğimli arazi aktığı sürece hop bir eritmeye başlayacak. Birinci kısmına akarken zamanla buradaki topraklar gidecek. Sonra ikinci kısmına akacak. Sonra 3'ten, sonra 4'ten, sonra 5'ten, sonra 6'tan. Burada tam gözükmeyebilir biraz küçük olduğu için. Şöyle daha büyükçe çiziyorum bakın. Şurada bir dağımız var. Dağdan akan akarsu denize ulaşıyor. Şurası denizimiz olsun. Hop hop. Nasıl olsun? Şurası deniz olsun. Hop 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 deniz. Şurada gemimiz var. Tamam mı? Akarsu buradan akıyor şimdi. Burası neydi? Kaynaktı. Burası ağızdı. Kaynaktan çıktı böyle geliyor. Ve buradan yokuş aşağı olduğu için hızlı akıyor. Buralarda böyle hızlıca akıyor ama burada kesin olan bir şey var. Bu akarsu buradan hızlıca akarken aşındıracak. Aşındırınca ne olacak? Zamanla buradan akmaya başlayacak. 1. Zamanla buradan akmaya başlayacak. 2. Zamanla buradan akmaya başlayacak. 3. İşte bu eğimli yerden artık düzlüğe geçtiği zaman 3 numaralı yere biz denge profili diyoruz. Niye denge profili diyoruz? Çünkü artık akarsu hızlıca akmıyor. Düzgün bir şekilde akıyor. Mesela Avrupa'daki akarsular dağlardan değil de böyle düz yerlerde aktığı için denge profiline ulaşmıştır. Ve bu akarsuların üzerinde ulaşım yapılabilir. Ama Türkiye'deki akarsular dağlardan aktığı için ulaşım yapılamaz. Denge profiline ulaşmamıştır. Rafting yapılır ve sıkı durun. Türkiye'deki akarsular enerji potansiyeli çok yüksektir. Buralara böyle baraj koyduğun zaman, sen buraya seti koydun barajı. Burada su birikir, 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 hızlı akan su. Kapaklar açtığında deli gibi elektrik enerjisi üretirsin. Ama şu su yavaş akan yerde sen buraya koy. Burada aç kapağı bir tazyik oluşmaz. Yani hızlıca gelen akarsu, yani hızlıca çok şiddetli akan bir hortumun ucunu bastırdığınızda fışk daha fazla sıçrar. Yavaş akan bir hortumun ucunu sıktığında bir şey değişmez. Burada öyle. Buradan gelen suyun önünü set yaptığında, baraj yaptığında çok güzel elektrik enerjisi üretirsin. Ama burada üretemezsin bile. O yüzden Türkiye'deki akarsularda taşımacılık yapılamıyor ama hidroelektrik enerji potansiyeli fazla. Şimdi 6 numaralı konum denge profili. 6 numaralı dediği yer şurası. Bakın şurası 6, şurası 1. Gittikçe aşındırıyor yani. Deniz seviyesine kadar aşındırılmasıyla oluşuyor. Akarsuyun akış hızı azalıyor ve taşımacılık için uygun hale geliyor. Tekrar söylüyoruz. Türkiye'deki akarsular denge profiline ulaşamamıştır.
Çünkü Türkiye yakın bir jeolojik devirde oluştuğu için dağlıyız biz daha. Böyle aşındırmalar tamamlanır. Bu yönüyle de dağlık olmamız... Eyvah o tarafa ağlayalım mı? Hayır. Potansiyelimiz, hidrolojik potansiyelimiz fazla. Şimdi gelelim akarsu aşınım şekillerine. Esasında bunu çok basit bir şekilde anlatmak istiyorum sizlere. Sonra detaya gireceğim. Çünkü kolay bir konu ama öğrencinin kafası karışabiliyor. Şöyle göstereceğim. Bakın şimdi. Dikkat edin. Bunun için bana biraz kitap lazım, bal lazım diyeceğim ama bu sefer siz hoca bal reklamı yapıyor diyeceksiniz. Bal reklamı olmasın diye şöyle yapayım. Bakın şimdi. Şimdi şu ne bu? 6. sınıf, 7. sınıf, 10. sınıf coğrafya. Nerede? 10. sınıf var mı başka? 10. sınıf akıl var. Ha, şimdi buraya koydum. Şimdi dikkat edin. Şunlar dursun. Şimdi şurada bir dağ var, tamam mı arkadaşlar? Burada bir dağ var. Bu dağdan aşağı doğru şeylerimiz iniyor. Nedir onun adı? Şurada kaç? 6. sınıfmış. Bu olmaz. Buradan değil, başka bir tane daha. 10. sınıf varsa daha iyi olurdu. Neyse. Bu dağdan şey iniyor aşağı doğru. Nedir onun adı? Akarsu aşağı doğru iniyor. Bakın az önce çizdiğim şeyi bir kez daha. Bu dağdan geldi. Buradan böyle aşağı iniyor ya. Bu aşağı inerken akarsu. Şurası kaynaktı. Şurayı yarmaya başlıyor hatırlarsanız. Buradan aka yarıyor. Ve en sonunda da bakın buradan böyle gelecek. Ve burada denize dökülecek diye düşünün. Tamam mı? Burası ağız. Şimdi akarsu buradan akarken ben şuradan sürekli su akıtsam ne olur? Bu akan su zamanla burayı bu kitabın bu kısmına zarar verir ve burası aşınır. Tabii kağıdın şu kısmı daha rahat aşınır. Çünkü bu normal telefon kapsız bir kağıt. Ama şöyle telefon kaplı bir kağıt daha zor aşınır. Kayaç, arazi yapısı önemli yani. Bazı kayaçlar çok sağlamsa zor aşınır. Bazı kayaçlar normalse rahat aşınır. Şimdi buradan akarsu aktı burayı aşındırdı mı? Aşındırdı, burası açıldı. Şimdi bundan sonra çok kolay, bakın dikkat edin. Burası vadidir arkadaşlar. Bu az önce akarsuyun açtığı boşluk, dağların arasını yarması, akarsuyun aşındırmasıyla oluşan vadidir. Bu vadi çeşitleri var. Birazdan onları göreceğiz. Burada aşındırdığı malzemeyi nereye koyacak? Cebine koyacak hali yok. Alıyor burada biriktirdi. Bu malzemeyi alıp buraya getirmesi ovadır. Şunlar da platodur. Bu kadar basit. Dağ vardı. Akarsu aşındırdı. İkisinin arasını yardı. Bu yardığı yerdeki malzemeleri bir yerlere biriktirdi. Ova. Bu yardığı V şeklindeki yer şuradan bakınca V oluyor. Yani siz bu taraftan bakarsanız burası V şeklinde. Burası vadidir. Şu kısımlarda burası 10. sınıf akıl notları platostur. Burası da mavi renk Tonguç platostur. Dolayısıyla platonun da vadinin de o anında ne olduğu esasında bu kadar basittir. Ama ben şimdi sizi ilk başta böyle basit bir şekilde anlataraktan gösterdim. Şimdi artık detaylarına girelim artık. Hocam biz 10. sınıfı bize böyle çocuğu anlatır gibi anlatma diyebilirsiniz. O zaman başlıyoruz. Bakın şimdi. Bu çocuk mocuk da değil yani. Bu üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimize de böyle anlatıyoruz. Bak şimdi. Şunlar plato olmuş oluyor yani. Şurası bak V şeklinde vadi olmuş oluyor. Burayı da yaran şey akarsu. Burası vadi. En yaygın olan akarsu aşınım şekli. Çentik vadi eğimli arazilerde görülüyor. Akarsuların akış hızı yüksek. Akarsuların enerji potansiyeli yüksek. Ulaşım için elverişli. Yani tam bir V şeklinde. Boğaz vadi U şeklinde. Dağların denize paralel uzandığı Akdeniz'de Karadeniz'de görülüyor. Bakın buralar plato, yardılar. Burası vadi. Geçit özelliği taşıyor. Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımı kolaylaştırıyor. Kanyon vadi şöyle böyle basamaklı kanyon şeklinde. Karstik arazilerde görülüyor. Akdeniz bölgesi yaygın. Yamaçlar oldukça dik ve derin. Geniş tabanlı vadi bu da böyle açılıyor bak. Tamam mı? Burada akarsuyun eğimini azaldığı yerlerde yatak yana doğru aşınarak oluşuyor. Ege bölgesi görülüyor. Asimetrik vadi ise bir taraf aşınmamış bir taraf ise çok aşınmış. Asimetrik yani bak. Bu tam. Bu boğaz. Bu çentik vadi. Bu boğaz vadi. Bu geniş tabanlı. Bu ise asimetrik vadi olmuş oluyor. Farklı direnç özellikleri istiyor. Bak bu taraf aşınmamış. Burası taraf aşınmış. Niye? Bu taraf güçlü bir kayaya sahipmiş. Bu taraf güçsüz bir kayaya sahipmiş. Hani az önce demiştim ya. Şu kitabın üzerine su dökerseniz aşınmaz. Çünkü bu telefon kaplı. Özel bir şey koymuş. Ama şu kağıdın üzerine dökerseniz aşınır. Kağıt parçaları gider. Su dök gider. Niye? Çünkü bu direnmeye elverişli değil. Dirençsiz yani. Ama bu dirençli. İşte bu dirençli bir tarafa denk gelmiş. Burayı aşındıramamış akarsu ama bu tarafı aşındırmış. Vadi yamaçlarından biri dik, diğeri ise yatıktır. Dev kazanı nedir hocam? Şimdi böyle gidiyor ya bak. Hatta burada gözüküyor. Ani eğim kırıklığı olan yerlerde çağlayanlar var. Akarsu böyle giderken hop diye bir eğim oldu. Burada bir çağlayan oluştu. Ve bu çağlayan oluşturduğu su burayı dele dev kazan oluşturdu. Dev gelip buradan su içiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Plato bak resimden hiç anlaşılmıyor. Tanıma bakalım. Çevresine göre yüksekte kalmış geniş yüzükler. İşte bu da anlaşılmıyor. Geniş yüzükler dediği şu yani. Tekrar söylüyorum. Şuradan bir daha gösteriyorum. Buradan geldi akarsu burayı yardı. Bu yardığı yerde şu kısım vadi. Ben şu an vadide yürüyorum. Şu ikisi plato olmuş oluyor. Bunlar düzlük çünkü. Ha şöyle eğimli olsalardı bunlar. Şöyle eğimli yerler olsalardı. Hoca kitaplara zarar bile diyorsunuz. O zaman tam plato olmazdı. Ama şöyle düzleştirerek yardı ve buralarda düz kaldı. Bunlara biz plato diyoruz arkadaşlar. Bunlar hep akarsu aşınım şekilleri olmuş oluyor. Peri bacaları ise
volkan tüflerinin sel sularını aşındırmasıyla oluşuyorlar. Bu nasıl oluyor? Bak şimdi. Bunu da şöyle resmen çizeyim. Çok basit bir şey esasında. Peri bacalarına hemen hemen hepiniz gitmişsinizdir. Gitmeseniz bile Instagram'dan görmüşsünüzdür. Çok ilginç oluşuyor. Bak şimdi. Bu 1, 2, 3, 4. Şimdi bir yer var, tamam, burada bir Erciyes'te bir volkanik dağ patlıyor. Patladıktan sonra her yer bir kere volkan tüfleriyle doluyor. Tamam, her tarafta volkan tüfü var. Aşağıda şöyle taşlar var, taşlar. Ben de şurada yürüyen bir adamım. La 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 yürüyorum. Hiç bu taşları göremiyorum. Görüyor musunuz? Bu volkan tüfünün üzerine yürüyorum. Şunlar, bakın şu nokta nokta yaptığım yerler volkan tüfü, yerin derinlikleri. Şu siyahlar da andezitler, tamam mı? Sonra bir sel oluyor. Sel olduktan sonra ben burada yürüyordum ya, bu sel suları şu üzerindeki nokta noktaları alıp götürüyor. Alıp götürünce ne oluyor? Bu taşlar, yani şunlar, az önceki şunları bir daha çiziyorum. Bunlar görünür hale geliyor. Şunlar da aşağılarda kaldı. Tamam mı? Ben az önce yukarıda yürüyordum ya, altındaki kalınlar gittiği için artık burada yürüyorum. Yani şu taşlar, şu taşlar hala duruyor. Sonra rüzgarlar aşındırarak devam ederekten bu taşları, yine bakın aynı taşları bir daha çiziyorum buraya. Bu taşların etrafında artık şöyle şöyle bir eğilimler bozulmaya başlıyor. Ben artık buradan yürüyorum, tamam mı? Volkan tüfleri hala ayırmaya devam ediyor tabii. En sonunda da bu taşlar hala, bakın burada. Bu taşları aşındıramıyor çünkü akarsuları ve sel suları. Rüzgarlarla beraber bunlar iyice tam şekil alıyor ve bunlar artık bu şekli aldı. Volkan tüfünün üzerine duran şeyler. Ben de artık burada yürüyorum. Yani sel suları geldi, aşındırdı ve peri bacaları oluştu. 1, 2, 3, 4. O zaman volkan tüflerinin sel sularını aşındırmasıyla oluşuyorlar. Ürgüp Göreme çevresinde oluşmuşlar. Volkanik bölge olması lazım. Şunlar volkanik arazi. Sel suları hop diye aşındırdı. Cılız bitki örtüsü. Burada ağaçlar olsaydı buraları aşındıramazdı. Ve eğimli yamaçta etkili. Kırgıbayır ise Badlands. Yani böyle bitki örtüsünden yoksun arazi bir anda sel sularıyla karşılaşınca kuruyor. Mesela siz saksınızın içerisinde sadece toprak varken bir sürü su dökün. Kuruğunda böyle kırçıl kırçıl böyle damarlı damarlı olur. Niye? Çünkü yani toprak suyu emiyor ama bitki olmadığı için hepsini ememiyor. Kuruduğunda zarar görüyor. Dolayısıyla bir de tüflü arazisi, yani böyle volkan tüflü olan arazisi, İç Anadolu gibi kurak bir yerdeyse Badlands, yani kötü bir arazi haline geliyor. Badlands olacak burası tabii, İngilizcesini de yazalım. Bitki örtüsünden yoksun yarı kurak yerlerde görülen bir şey. Bir de peneplen var. Bu da akarsu aşınımının son şey. Hani ben az önce dağlar çizmiştim. Şöyle hatırlıyor musunuz? Şöyle dağlar çizmiştim. Ondan sonra buradan demiştim böyle akarsular geliyor demiştim. Akarsu buradan akıyor hızlıca demiştim. Burada ise kıvrılıyor demiştim. Burada hızlıca akıyor, burada kıvrılıyor demiştim. Ve bunlar zamanla aşınacak. Aşına aşına aşına. Burası böyle, bu dağlar zamanla böyle düzlüğe dönüşürse biz buna yontuk düz, yani peneplen diyoruz. Türkiye'de peneplen oluşma ihtimali biraz zayıf. Çünkü yani tabii ki var ama Türkiye yakın bir zamanda oluştuğu için hala dağlık ve engebeli. Buraların düzleşmesi, tüm bu vadilerin, dağların dümdüz hale gelmesi bayağı bir zaman gerektiriyor. Şimdi akarsu birikim şekillerine bakalım. Burada ise artık az önce taşıdığı şeyleri biriktirmeye başlıyor. Yani akarsu, hatırlarsanız şöyle göstereyim, şu dağ vardı. Dağdan taşıdığı malzemeleri şimdi biriktirecek. Şimdi bunu da hemen anlatalım. Çok basit bu da. Şöyle denizi çizelim. Şuraya gemiyi çiziyorum yine. Tamam mı? Şimdi akarsu buradan akıyor. Çok güzel. Burada hızlı aktığı için burada biriktiremiyor. Burada aşınım yapıyor sadece. Sonra buraya gelince yavaşlıyor. Hatırlarsanız böyle kıvrılarak akmaya başlıyor artık. Niye yavaşladığı için? Kıvrılarak akmaya başlayacak. Ve dökülecek. Şimdi çok güzel bir şekilde dikkat dinlerseniz anlatıyorum. Eğer akarsu buradan akarken taşıdığı malzemeleri dağın eteğinde biriktirirse dağ eteği olsa oluyor. Birikinti konisi şeklinde biriktirirse, koni şeklinde biriktirirse birikinti konisi oluyor. Yelpaze şeklinde biriktirirse birikinti yelpazesi oluyor. Denizin içinde biriktirirse ve denizi doldurursa deltoası oluyor. Buralarda biriktirirse ova oluyor. Bu ova eğer taban seviyesinde olursa taban seviyesi ovası oluyor. Burası da yine önemli. Ve bakın hatta göstereyim. Dağların arasında yaparsa dağ içi ovası oluyor. Dağın eteğinde olursa dağ eteği ovası oluyor. Taban seviyesi, yani bu deniz seviyesi aynı olursa taban seviyesi ovası oluyor. Deniz doldurursa delta ovası oluyor. Ve eğer hani böyle ırmaklar vardır, şöyle düşünün. Irmak akıyor hop diye. Irmağın içinde böyle akarken birikmiş yerler vardı böyle küçük küçük. Böyle hani ayağını basıp karşı tarafa atlarsın. İşte oralar ırmak adası oluyor. Ve yine aynı şekilde hem aşınım hem menderesine de geleceğiz. O zaman devam edelim. Şimdi demek ki çok basit yani. Son derece basit. Akarsu, akarsu. Hatta o resimimiz var. Niye 30-30 kesiyorum? Ben anlamıyorum kendimi. Gerçekten resim çizmeyi çok seviyorum. O yüzden de sürekli resim çiziyorum. Nerede? Bir saniye, çok özür dilerim arkadaşlar. Hemen buluyorum. Bulamıyorum ve buldum. Şimdi
Ben buradan hızlıca akarım. Niye? Eğimli arazi. Sonra bu aktığı malzemeleri eğer şuralarda biriktirirsem dağ eti ovası. Koni şeklinde biriktirirsem birikinti konisi. Yelpaze şeklinde biriktirirsem birikinti yelpazesi. Buralarda biriktirirsem taban seviyesi ovası. Denize doldurursam buralarda bu da delta ovası olmuş oluyor. Dağların arasında biriktirirsem dağ içi ovası olmuş oluyor. Bu kadar basit. Şimdi birikinti konisi ve yelpazesi akarsuların taşıdıkları alüvyalleri eğimin azaldığı dağ eteklerine biriktirmesi. Taşıyor taşıyor sonra döküyor, eğim bir azalınca bırakıveriyor. Birikinti konilerinden daha geniş yelpaze şeklinde olanlar da birikinti yelpazesi diyoruz. Ovalar dağ içinde olabiliyor. Birikinti konilerinin büyümesiyle. Dağ eteğinde olabiliyor. Taban seviyesinde yani artık düzlüklerde de olabiliyor. Burayı sakın sakın karıştırmayın. Bakın tekrar söylüyorum. Şu dağın içinde olabilir. Dağın eteğinde olabilir. Taban seviyesinde olabilir. Deniz olabilir. Şurası delta ovası. Şurası taban seviyesi ovası. Şurası dağ eteği ovası. Bu kadar basit. Delta'ya bakalım. Delta önemli. Akarsuyun buradan bak soru gelir. Buradan soru gelir. Peri bacalarını ve delta ovalarını hocalar çok sorarlar. Üniversite sınavında çok çıkıyor çünkü. Akarsuyun denize döküldüğü yerlerde alüvyonların birikmesiyle oluşuyor. Nasıl yani hocam ya ne anlatıyorsunuz? Şöyle. Şimdi burada iki tane çiziyorum. Bazen oluşuyor bazen oluşmuyor. Onu da bilmemiz lazım. Şimdi ben şuraya bir kıyı çiziyorum. Şuraya da bir kıyı çiziyorum. Burası okyanus olsun. Burası da deniz olsun. Tamam mı? Şurada bir dağ var. Hop. Şurada bir dağ var. Buradan akarsu hızlıca aktı. Sonra buralarda kıvrıldı, 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 kıvrıldı. Buraya gelecek. Buradan da hızlıca aktı. Sonra kıvrıldı, 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 kıvrıldı. Buraya gelecek. Burada şuna dikkat edin. Bu akarsu bu hızlıca akarken taşıdığı malzemeleri buralarda biriktirirse birikinti konisi yelpazesi dağ eteği ovası oluyordu. Buralarda biriktirirse taban seviyesi ovası oluyordu. Buraları böyle dolduruverirse yani taşıdığı malzemeleri deniz en alçak ya oralara gelince dolduruverirse biz buna delta ovası diyoruz. Bak ne oldu? Kıyı doldurdu. Böyle çıkıntı oluştu. Üçgen şeklinde delta ovası oldu. Ve bu arazi çok çok verimli bir arazi. Neden? Çünkü burada tüm dağlardan topladığı farklı farklı materyalleri, kimyasalların hepsini biriktirip buraya getiriyor. Ve o yüzden mesela Çukurova, Bafra, Çarşamba, Gediz, Bakırçay, Küçükmenderes, Büyükmenderes, delta ovaları çok verimli tarım alanları. Şimdi burayı tamam güzel doldurdun. Peki sen burada delta ovası nasıl oluşturabildin? Şimdi onlara bakalım. 1. Kıyı sığ olmalı. Yani eğer burası çok derin olsaydı biriktiremezdi. 2. Akarsu bol miktarda alüvyal taşımalı. Eğer buradan bir şeyler getiremezseydi olmazdı. 3. Gelgit etkisi az olmalı. Gelgit ne hocam? Eğer okyanus kıyısıysa akarsu buraya taşıdığı malzemeleri buraya biriktirmeyi bırak. Deniz alıp buradaki malzemelerden içeri girip burayı böyle götürüyor. Yani deniz içeri giriyor. Şimdi burada denizi doldurmuştu ya belediye sahili doldurur gibi. Burada da okyanus içeri giriyor. Buradaki taşıdığı malzemeleri alıp çekiveriyor. Burada çünkü gelgit var. Gelgit geldiği fazla. Burada gelgit. Bak burada gelgit çok. Aldı götürdü. İçeriye su doldurdu. Burada ise gelgit az. Gelgit az olduğu için de yani Ay, Dünya ve Güneş arası çekim kuvveti az olduğu için burada deniz kenarı hissedilmediği için bu doldurabilir rahat rahat. Denize derin değil. Ama burası okyanus derin ve okyanuslarda gelgit geldiği çok fazladır. Gelgit çok olduğu için aldı bunu götürdü. Burada olan toprağından da oldu. İçeri girdi su. Burada ise sahili doldurmuş oldu. Kıyıda güçlü bir akıntı olmamalı. Bak burada güçlü bir akıntı var. Hop içeri girdi. Burada ise akıntı yok. Delta alanları verimli tarım arazileri. Onu söyledik. Okyanus kıyılarında pek görülmez. Görülmesi imkansız. Bak burada gördüğünüz gibi doldurabilmiş. Nil deltası mesela önemli. Irmak adası akarsuyun yatağın içinde biriktirme yapması eğimin az olduğu yerlerde oluşuyor. Akarsu böyle akıyor. La 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 la. Aralarda böyle küçük küçük birikintiler olduğu zaman biz buna ırmak adası diyoruz. Gelelim hem aşınım hem birikim şekillerine. Menderes hani az önce şöyle çizmiştim ya şu dağdan aşağı inerken burada hızlıca akıyor demiştik. Ama buralara gelince böyle kıyı seviyesine gelince kıvrılıyor demiştik. İşte bu Menderes. Menderes akarsuyun eğimin azaldığı yerlerde büklümler çizerek oluşuyor. Akarsuyun boyu uzuyor. Niye böyleyken daha da uzuyor. Sık sık yatak değiştiriyor. Bir sağa bir sola gidiyor. Ve taşımacılık için daha elverişli. Bak bu tarafa gittiğinde aşındırıyor. Bu tarafa gittiğinde biriktiriyor diyebiliriz. Seki ise akarsu yatağında oluşan basamaklar. Yani bazen akarsu buradan akıyor böyle. Sonra biraz hızı artıyor. Buradan akıyor. Biraz daha hızı artıyor. Böyle farklı farklı basamaklar oluşturuveriyor. Oluşumunda hem epirojeniz yani hatırlarsanız bunu orojeniz ve epirojeniz iç kuvvetler konusunda anlatmıştım. Böyle karaların ağırlaşaraktan çökmesi ya da hafifleyerekten yükselmesi sonrasında ister istemez epirojeniz olacak ve basamaklar oluşacak. Hem iç ve hem dış kuvvetler etkili. Geldik karstik şekillere. Gerçekten
akarsuların önemli ve uzun olduğunu söylemiştik ama sıkıntı yok. Şimdi karstik şekiller çok kolay. Karstik şekil dediğin ne biliyor musun? Rezil, iğrenç, berbat bir arazi karstik. Bilhassa Türkiye'de Akdeniz bölgesi çok yaygın görülüyor. Taşeli ve Teke platosuna giderseniz ki gitmezseniz asla. Gittiğinizde görürsünüz. Allah tersine buralarda insanlar nasıl yaşıyor? Gerçekten hem nüfusun seyrek olduğu yerler hem de tarım arazilerinin olmadığı yerler. Bakın şöyle düşünün. Şurası İstanbul ya. Şurası Akdeniz kıyılarını istiyorum. Şey, Karadeniz kıyılarını istiyorum. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun. Bir sürü şehir var burada. Ama Akdeniz kıyılarına bakın. Antalya, Mersin. İki tane şehrimiz var. Hadi bir de Adana'yı koy Adana. Niye burada çok fazla şehir yok? Çünkü buralar birincisi çok eğimli ve engebeli arazi. Ve buralarda Taşeli ve Teke platosu denen yerler var. İnanılmaz derece karstik ve çok sıkıntılı yerler. Taşeli ve Teke. Şimdi burada bilelim. Şurası Taşeli, şurası Teke. Burada kalker, cips, kaya tuzu gibi suda kolayca çözünebilen kayaçlar var yaygın. Ve karstik aşınım ve birikim şekli yaygın. Karstik aşınım birikim şekli dediği şey şu. Sen şöyle giderken eğer pat diye içeri çukur oluşuyorsa, böyle çöküyorsa, dandirik dündürük yerlerse, yani ben burada yürüyorum ya, bir yağmur suyu yağdığında pat diye içeri geçiriyorsa, buralar böyle rezil yerlerse biz bunlara karstik yerler diyoruz. Yüzeyi su bakımından fakir, duramıyor, aşağı gidiyor. Yeraltı suyu açısından zengin, aşağıda birikiyor, yeraltıda birikiyor. Çökme depremleri geliyor, bak pat diye çöküyor. Tarım olanakları sınırlı, rezalet. Çıplak zeminlerde geniş yer tutuyor. Bunların en küçüğü Lapya. Hatta bunu Lapya Dolin Uvala Popoli Ledup şeklinde kodlayabilirsiniz. Küçükten büyüğe doğru. Yani şöyle ben yürürken oluşan küçük çukur Lapya. Biraz daha büyürse Dolin oluyor. Biraz daha böyle uvalı oluyor. En büyüğü de Polyeler olacak. Lapya en küçük karstik aşınım şekli. Kalker eritmesiyle oluşuyor suyun. Dolin Lapyaların birleşmesiyle Uvala'da Dolinlerin birleşmesiyle oluyor. Poli ise ova yani daha büyük yani. Bak Lapya şöyle bir şey. Dolin Uvala, Polye böyle mesine bir şey. Kocaman bir ova yani. Burada artık tarım bile yapılabiliyor. Mağara ise karstik arazilerde yeraltı sularının kayaçlar eritmesi sonucu oluşan doğal boşluklar. Mağaraların birleşmesiyle de daha büyük yeraltı boşlukları oluşursa biz bunlara galeri diyoruz. Obruk ise mağara tavanlarının çökmesi sonucu oluşuyor. Yani obruk bak hani şu Lapya'ydı tamam. Şu Dolin, şu Uvala daha büyüğü. Şu böyle Polye'ydi. Eğer böyle mesine böyle bir acayip bir yer oluşursa bu da obruk oluyor yani. Tam bir çukur yani. Düden ise halk arasında su çıkan, su batan gibi isimlerle adlandırılır. Karstik arazilerde yağışın fazla olduğu dönemlerde yeraltı suları düzenlerden yerlerine çıkıyor. Karstik birikim şekillerine baktığımızda sarkıt, dikit, sütun ve traverten. Bak şu dikit, ikisi birleşmiş. Şu sarkmış, sarkıt. Şu da dikilmiş, dikit. Bu kadar basit. Mağaralarda oluşuyor. Kireçli suların buharlaşma sonucu kalsiyum karbonatın çökmesiyle oluşuyor. Ve traverten var. Travertenlerde Pamukkale denizdeki gibi yine kimyasal olaylar sonrasında oluşan karstik birikim şekilleri. Türkiye'de karstik birikim şekillerine baktığımızda Teke ve Taşeli'yi görüyoruz. Teke ve Taşeli. İç Anadolu'da Konya, Nevşehir, Çankırı ve Sivas. Ege'de Menteşe. Güney Anadolu'da Şanlıurfa. Doğu Anadolu'da da Erzincan, Mardin çevresinde görülebilir. Şimdi o zaman özetlememiz gerekirse bakın bunu hatta şuradan da bir kez daha gösterelim. Sınavlarda böyle çıkacaksa. Bakın burası özet. Şu anda hem bağlı reklam yapıyorum hem de özet yapıyorum. Dikkatli dinleyin. Akarsular dedik, kaynaklar dedik. Şuradan gösterelim. Göller, denizler, dağlar. Şurada bakın. Akarsuların aşındırma şekillerini size sorarlar. Vadi, peri bacaları, kırgı bayır, dev kazanı, plato peneplen. Bunları bir kere bileceksiniz. Biriktirme şekillerini sorarlar. Birikinti konisi, dağ eti ovası, dağ içi ovası, taban seviyesi ovası, ırmak adası, delta ovası. Direkt böyle de yazabilir. Hem aşındırma hem biriktirme hem neresi seki taraçayı da bilmenizi isterler. Biz kitabımızda akarsuların aşındırma şekillerini, bakın akarsu terimlerini burada sayfa 36 çok mükemmel bir şekilde anlattık. Bizzat kendim uğraştığım için biliyorum güzel olduğuna kefilim. Böyle güzel güzel biriktirme kesitinden, rejimlerinden, denge profilinden, debiden, akarsu arasından hepsi bak. Hatta az önce de musluk örneğini vermiştim. Sonra bunlarla alakalı sorular hazırladık. Ardından aşındırma şekillerini anlattık. Bakın çentik vadi, boğaz vadi, kanyon vadi, tabanlı vadi, asimetrik vadi net bir şekilde gösterdik. Peri bacalarını, az önce çizdiğim resim vardı ya, bakın aynısı gene burada. Kırgı bayırlar, dev kazanları, platolar, peneplenler hepsi burada ve soruları da yanında. Biriktirme şekillerini burada gösterdik. Hem aşındırma hem biriktirme şekillerini gösterdik. Aynı zamanda Türkiye'de akarsuların oluşturduğu şekilleri bir kez daha. Sonrasında rüzgarlar geliyor ama biz bugün karstik şekillere baktık. Ben karstik şekilleri de burada yine sınavınıza bu kadar zor çıkabilir arkadaşlar. Yani karstik arazinin kaya çapısında ne vardır? Oluşum nedeni nedir? İklim nedir? Beşeri durum nedir? Yani nüfus seyrek olduğunu, turist açısından değerlendirildiğini, polyeler hariç tarım elverişli olduğunu bilmemiz lazım. Ve buradaki tüm karstik şekilleri size sorabilirler. Yani kanyon, polye, düden, su çıkan, lapya, uvala hepsini bilmeniz lazım. Bunlar karstik aşındırma şekilleri. Biriktirme şekillerinde traverten, sarkıt, dikit ve skiti. Dikit diyorum yani dikit
sütun ve sarkıtı sizlere sorabilirler. Ve Türkiye'deki karşı şekillerden lapyalarımızın, polyovalarımızın, kanyonlarımızın, obruk düzenlerinin, travertenlerin nerede olduğunu sorabilirler. Yani sayfa 57'ye kadar sizleri güzel bir çalışma bekliyor. Aynı zamanda tak coğrafyadan da yine ödev vermek istiyorum. Dayanamıyorum çünkü biliyorsunuz başarılı olun istiyorum arkadaşlar. Burada sizler başarılı olduğunuz zaman bizler çok mutlu oluyoruz. Sayfa 38, 39, 40 ve 41'de karşı şekillerle alakalı. Ve yine akarsularla alakalı da burada sayfa 28'de akarsu terimleri, 29'da yine akarsu terimleri, 30, 31, 32, 33'teki akarsu terimlerini güzel güzel çalışmanız lazım. Bir de sınavlardan önce hocam ben yazılılardan önce çalışacağım. Ben böyle çok çalışkan bir öğrenci değilim. Ama yanımda da gezdirmek istiyorum derseniz ister akıl haritalarıyla ister de akıl notlarıyla çalışabilirsiniz. Bunu da bilmenizi istiyoruz. Bu diğer dersler için geçerli tabii ki. Hadi bakalım şimdi ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın. Şimdiden sınavlarınıza başarılar arkadaşlar.